Daha önce de bizden kimleri yasaklattık dediler bana. Dedim işte kadın değil. Beni yasaklatamazsın çünkü ben meydanda toplarım gene oynarım. Yani kadın öyle bir şey. Tomalarla atman lazım. Ve oynadım. Düğün salonunda. Ama oynadım. Ve 350 kişiydi normalde salon. 1200 kişi de biz kapıyı kapadık. Güvenlik sebebiyle Levent'ciğim. Yani artık daha fazla gelmeyin diye. Sağ olsunlar oyunum kapalı kişi oynuyor sahnelerinde. Böyle güzel şeyleri, hani reklamları oluyor bazen bu tip şeylerin. Evet. Çok da politik bir oyun yapıyorum ben ve sesimi bir yandan da hani diyorlar ya sen sanatına bak. Ben zaten sanatımla da politik olan söylemi, kadın meselesini şu anki içinde bulunduğumuz durumu zaten anlatıyorum. Orada da anlatıyorum. Anlatmalıyız yani ya başka türlü sanat dediğin şey ne tutmak değil mi? Bizim toplumumuz bu kadar siyasileşmişken çiçek böcek neden bahsedeceğiz biz? Evet. Ne yapalım sahnede ya? Aşk hikayesi bile yapsak. Bakın biz şimdi diyelim ki 20 yaşındayız Levent ve ben ve bir aşk oyununda oynayacağız. Biz böyle yan yana duracağız. Oradan geçen abi şşşt ayrılın diyecek. Kızlı erkekli ne yapıyorsunuz? Demeyecek mi? Alın size siyasi bir sahne. Çünkü doğru. Kızlı erkekli yan yana durma dediğin an siyasi bir şey söylemiş oluyorsun. Tiyatro budur zaten öyle değil mi Levent? Sen de söyle. Doğru. Levent Bey'e de geçerken keza bildiğimiz kadarıyla Levent Üzümcü'nün de yine gösterileri değişik bahanelerle engellenmeye çalışıldı. Yani bu zor koşullarda özellikle sanatınızı icra ettiğiniz için ayrıca bir saygı duruşu kesinlikle hak ediyorsunuz. O Levent saygı kaç ilde yasaklısın? Belirtmek istiyorum. Sağ olun. Kaç ilde yasaklısın? Sayısını bilmiyorum, saymadım ama İç Anadolu, Ankara, Kırşehir, Eskişehir dışında İç Anadolu, tüm Doğu Anadolu, Rize, Trabzon, işte yani Mardin, İlil Bahar gelecek gibi görünüyor. Evet, korkma. Baharlar gelecek gibi görünüyor. Peki Levent Bey, illeri de saydınız. Yani sanatçılardan, sanat çevrenizden biraz daha dik duruş bekliyor musunuz siz de? Yani bu yönde Türkiye'nin sevilen sanatçılarına, arkadaşlarınıza şüphesiz, sanat çevrenize bir çağrınız olacak mı? Yok, olmayacak. Olmayacak diyorsunuz. Umudu kesti. Neden? Bunu, yani, hayır, hiçbir anlamı yok bunun. Yani diyorsun ki Berna olmadığı... Hanım ve ben gibi kelaynaklar korunmalı, fazla çoğalmamalıyız. Hiç alakası yok. Benim çağrıma kalmış bir şey değil bu. Bu arada kaçak dövüşen ama da söyleyen, lafını sözünü esirgemeyen insanlar da oldu. Doğru. Onlarla çalışmaya devam da ediyorlar. Sadece ısrarcı olmadıkları için onlar çekildi. Ben bu süreç içerisinde insanların korkularına saygı duymayı da öğrendim. İnsanların kendi bahanelerine saygı duymayı da öğrendim. Ben filleri teslim etmeye gitmiyorum tek başıma arkamda birilerinin olduğunu düşünerek. Ben zaten yola çıkmıştım ve hiç kimsenin hesabını yapmamıştım. Benim iki tane çocuğum var bu ülkeye doğurduğum. O iki tane çocuğum, çocuklarımızın adı aynıdır Berna ile. Onun tek çocuğunun, benim de oğlumun adı Ada. Benim bir tane daha oğlum var, Batu. Onlar için, onların varlığı dışında, onların geleceğinin aydınlığı dışında hiçbir beklentim yok. Bütün hesabım da bunun üzerine kurulu. Bunu da defalarca çıktığım ortamlarda anlatmaya çalıştım, ifade etmeye çalıştım. Andığımız oyuncuların çoğu baba değiller, anne değiller. Kendi hayatlarının çoğu değiller. Kendi hayatlarını yaşıyorlar. Kendi hayatlarının keyifli geçmesini istiyorlar ama karşınızda bir anne oyuncu, bir de baba oyuncu var. Ve bu oyuncular o çocukların gelecekleri için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Sadece kendi çocuklarımızın içinde değil. Bak, Berna'nın adası şu an Fransa'da, Paris'te eğitim görmekte. Ve ilk gençliğini, çocukluğunu burada geçirdi. Yer ya da yemez bilmiyorum ama buranın havasını özler, bir lahmacun özler, bir Adana özler, bir balık özler, bir kadeh şarap özler, bir kadeh rakı özler, bir Türk kahvesi özler. Onlar burada var. Düşünsenize bir Adanalı'ya Adana dışında Adana kebap beğendiremiyoruz. Yani o kadar bağlıyız topraklarımıza, o kadar seviyoruz topraklarımızı. Ben Ekrem İmamoğlu seçimi kazandığında seçim bürosuna gittim. İstanbul İl Başkanı'na elinden tutup gözlerinin içine baktım ve dedim ki lütfen gider çocuklarımızı geri çağırın.
gençleri geri çağırın, artık onlar için bir umut var, bak İstanbul'u kaybettiler dedim. Aradan yıllar geçti, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi reklamında kullanılıyor. Anne ben geldim diyor. Çünkü gelmeyi bekleyen, vatanında hizmet etmeyi bekleyen, vatanında arkadaşlarıyla sohbet etmeyi, gidip şu en sevdiği yerde dolaşmayı, iki tas çorba içmeyi bekleyen, dışarıda yaşayan ve dışarıda bunu bir gerçekten zul gibi yaşayan on binlerce insanımız var. Evet. Bu arada... Bunlar için, bunlar için de, bu insanlar için de, hepimiz için de yaptığım şeyi yapmaya devam edeceğim. Ve tekrar ediyorum, arkama dönüp bir an bile bakmayı hiç düşünmedim. Bundan sonra da düşüneceğimi zannetmiyorum. Meslektaşım olur, yaşıtım olur, hemşerim olur. Bilmiyorum bizimle birlikte bir arada tutar, bilmiyorum ama ben hiç onun hesabını yapmam. Evet. Çok kısa 1 dakikalık bir aramız var sonrasında.